Başakşehir yaklaşık 6 dakika içerisinde 4 gol yiyerek Konferans Ligi'nden elendi. Hatta rakipte bir forvet vardı ki Orban. Bugün gündemimizde o futbolcu olacak. Başakşehir rebuild yapacağız ve Orban'ı Başakşehir'e getireceğiz. Burada da aynı performansı göstermesini bekleyeceğiz sonrasında. Gelin sizlerle Başakşehir'in kadrosuna bakalım. Tabi dünkü yenilgiden sonra bu takım kesinlikle değişecek. Onu baştan söylemeliyim. Bir yandan takımın 14 milyon euroluk bir bütçesi var. Başlangıçta iyi bir bütçeyle başlıyoruz. Sistem olarak da 4-1-4-1 dizilişi var. Yine dengeli ve yavaş oyun kur seçenekleriyle devam ediyoruz. Hiç zaman kaybetmeden Gent'ten 65 genli 70 üstü de potansiyele sahip Gift Emmanuel Orban'ı Başakşehir'e getirelim. Bizdeki forvetlerden birini takasta istediler ve neden olmasın? Zaten forvetleri tamamen yenilemeyi istiyorum. Hatta transferlerde Belçika Ligi ağırlıklı gidebiliriz diye düşünüyorum. Stopere Mücahit 22 yaşında 71 gende 4 milyon euro %7 payla birlikte o da Başakşehir'e gelecek. Çok net bir sağ bek ihtiyacı var takımda. 4 milyon euroluk teklifi yaptık ve anlaşıyoruz. Ve transfer teklifleriyle başlıyoruz. Volkan Babacan'a 600 bin euroluk teklif geldi. Fortuna Düsseldorf'tan gönderebiliriz. Yeni bir kaleci istiyorum. Yabancı bir kaleci. Volkan Babacan da Düsseldorf'a gitti. Mahmut Tekdemir'e 2 teklif birden var kaptan. Bu takımdan ayrılmayacak. O bir gerçek. Sağ bekte artık Şener Özbayraklı olmayacak. 720 bin euro önemli bir teklif Kasımpaşa'dan. Ve asıl önemli teklif geldi. OKK'ya Sporting'den teklif var. 5.1'lik bir geri dönüş yapıyorum. 4.7 %2 pay dediler. Paya ihtiyaç yok bence. 4.9 Sporting'de anlaştık. Bundan sonrası OKK'da. Ayberk Kaygısız için kiralama teklifi var. Serdar Güller'i gönderebiliriz. Teklif de neredeyse maksimum piyasa değerine çok yakın. 3.7 milyon euro. Şener Kasımpaşa'da. Stefano Okaka Sporting Lisbon'la anlaştı. Forvet'i Orban'a teslim etmek üzereyiz. Bir yandan da Serdar Güller'i Brighton'a sattık. Ve Belçika'nın en potansiyelli kalecisi. Geçen sene de böyleydi. Bu sene gene de arttı. Geçen seneyle kıyasladığımızda Martin Van de Voort artık Başakşehir'in kalecisi oldu. Gent mağlubiyeti Başakşehir'i çok etkilemişçesine transfer yaptı. Şimdi Muhammed Şengezer'e teklif var. O teklifi maalesef değerlendirmeyeceğim. İkinci kaleci olarak onu kullanacağız. Eden Karzevi Hetafe kiralamak istiyor. Yeni bir Talisca oluşturmak istiyorum. Merkez forvet ama daha çok onu belki de ofansif orta saha olarak görebiliriz. Sova 5.8 dedim. 6.2'de geri dönüş yaptılar. Anlaşıyoruz. Bu arada Ayberk Kaygısız Kosenza'da 12 aylığına. Sova 13 haftada ofansif orta saha, 4 haftada sol orta saha, 45 haftada santrafor yapabiliyoruz. Ve ben diyorum ki merkez forvet kalsın. Sadece sistemde şöyle bir değişiklik yapmamız gerekecek. Bir tane merkez forvetimiz olacak orta sahada. Mesut Özil'e Brentford'dan teklif var. Yine zorlayabileceğimiz kadar teklifi zorlayacağız. 6 milyon euroları görebilirsek iyidir diyeceğim. 5.5 milyon euro. Mesut'un maaş yükü de biraz fazla Başakşehir'e. O yüzden Mesut gidince iyi bir transfer yapabilirim diye düşünüyorum ama 5.5 milyon eurodan teklifi daha fazlasına çıkaramadım. Bir yandan Eden Karzev Hetafe'de 12 aylığına. Mesut Özil de Brentford'la anlaştı. Sağ orta sahamız Deniz Türüç yeniden Fenerbahçe'ye gidebilir. Görüşeceğiz. Neden görüşmeyelim? Teklifi 4.5 milyon euroya çıkardım ve anlaşıyoruz. Sol bek Lucas Lima Salzburg tarafından isteniyor. Deniz Türüç Fenerbahçe'de. Lucas Lima da Salzburg'a gitti. Elimizdeki bütçe 15 milyon euroya kadar çıktı. Daniel Alexic Kulüp Brugge'a gidebilir. Oyun adeta diyor ki bize o kadar sen Belçika'dan futbolcu aldın. Biraz da Belçika senden futbolcu alsın. Daniel Alexic gitti. Bu arada stoperlerden Edgar'ı da her şeyi kiralayabiliriz. 2 yıllığına teklif yaptılar. Mücahit'in orada oynamasını istiyorum. O yüzden Edgar gitmeli. Bir yandan Adnan Januzaj'ın mevkisini değiştireceğim. Oyuncuyu sol orta saha ya da sağ orta saha yapabilirsek çok daha iyi olacak. Leicester City'de oyuncuyu kiralamak istiyor. Sağ orta saha için bu sefer rota İspanya. Luiz Henrique diye bir oyuncu var. 21 yaşında 75 gende 15 milyon euro %4 paya Başakşehir'in yeni sağ orta sahası. Edgar kiralandı Leicester City'ye. Çok ciddi bir hamle daha yapacağım. Philip Kenny'i serbest bırakıyorum. Patrick Şiş'i serbest bırakıyorum. Bu tamamen Orban'ın forvette oynayabilmesi için. Bir yandan da Lucas Biglia sezon sonunda emekli oluyor. İlk sene itibariyle Başakşehir'in takım kadrosu hazır. Umarım bu takım iyi iş yapacaktır ligde. Bir yandan Konferans Ligi'nde Fiorentina, Hars, Mioveni'li bir gruptayız. Bu sene Başakşehir ne yaptıysa onun daha iyisini yapmaya çalışacağız. A grubunda 10 puan topladık. 10 puanla 3. olan bir Başakşehir ve elendik. Şaka gibi ama gerçek. Bu grupta herhalde tam olarak böyle eğlenebilirdik. Ya bizimkiler gidip Mioveni ile berabere kalmışlar. Gerçi Mioveni herkesle berabere kalmış bir kere. İlk sezon sonumuzu yaptık. 68 puan 4.lük geldi. Fena değildik ama Avrupa'da ben çok daha iyisini bekliyordum. Onu başaramadık. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle başladık. Gaziantep'i 5-2 ile geçtik ama yarı finalde deplasman golleriyle elendik. Avrupa'da ise tablo şu şekilde. Süper Kupa Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Manchester City, Avrupa Ligi bu sene Bayern Münih ve Konferans Ligi ise West Ham United'ın oldu. Gelelim sene sonu itibariyle takım kadrosuna. Çok iyi gelişen isimler var. Özellikle Henrique, Sova, Orban. Orban acayip gelişim gösterdi. Van de Voort +3 gelişti ve transfer isteğinde bulunmuş. Bu arada Adnan Januzaj gittikten sonra serbestten bize otomatik kaleci gelmiş. Ve bu kaleci 20 maça çıkmış. Ciddi olamazsın. Van de Voort'un gelişimini de etkileyebilecek bir olay yaşamışız devre arasında. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlardan birini yaşıyorum. Çok sinirliyim öncelikle. Önümüzdeki sene Van de Voort olacak. 18 futbolcu da bırakmamak lazım takımı. Böyle sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Evet, gelişimlere geldiğimizde Cemal'in +2'si vardı. Leo Duarte +3 dedi. Mücahit'in +5'i vardı. Ondan beklentiler tam olarak bu yöndeydi. Ahmet takımdan ayrılacak. Ravil Tagir kiralık gitti kulüpte +2 dedi. Karsten senin +4'ü iyiydi. Yine diğer isimlere geldiğimizde Berkay +4, Luiz Henrique +5 de 80'i buldu. Sovat daha iyi gelişebilirdi. Yani +1 daha yapacak çok kısa süre içerisinde. Kötü de geliştiğini söyleyemem ama daha iyisini beklerdim. Orban ise +6 dedi bu sene ve çok iyi bir gelişim gösterdi. Performanslarda gol anlamında Orban çok ön planda. Sovat da iyiydi. Henrique, Caner, Berkay diye devam ediyor liste. En asistçi ise Berkay Özcan. En değerli futbolcuya geldiğimizde Luiz Henrique +32.500. Bir yandan sene sonu 5.7 milyon euroluk bir zarar elde ettik. Seneye açıkçası zarar elde etmek istemiyorum. En fazla kimin forması satıldı? Henrique'nin. Şöyle de gelir gider tablosu. Sezon sonu itibariyle gol krallığında Orban 4. Asist krallığında 6, 7, 10, 11 Başakşehir'dendi. Gol yenmeyen maç sayısında ise Ivošić, sonradan gelen kaleci 8. Van de Voort 13. Bizden habersiz gelen yönetim tarafından yapılan transfer. Yeni sezon başlıyor Başakşehir'de. 20 milyon euro bütçe var. Sene başı itibariyle Ivošić'i serbest bırakıyorum. Caner sene sonu emekli olacakmış. Bu sene Cemal'i Sertel'i sol bekte deneyebiliriz. Yine şöyle bir transfer teklifiyle başladık. Ömer Ali Şahiner Gent'e gidebilir, Belçika'ya. Elimizde ciddi bir transfer bütçesi var. Defansif orta sahaya yatırım yapacağız. Rafael 17K %20 payını kaldırırsak yeni gelen teklife bakarız diyecekken 13.7'ye anlaştık. Ömer Ali Şahiner Gent. Şimdi yeni teklifler var. Vu'yu gönderebilirim. Ama Efe Arda Koyuncu ya da Sova bu takımdan ayrılmayacak isimler. Yine Duarte'yi de göndermeyeceğim. Ahmet Kutucu'ya kiralama teklifi var. Galatasaray'la görüşüyoruz. Bir yıllığına oyuncuyu kiralayıp onun da gelişimini kiralıkta devam ettirmek istiyorum. Vu gitti. Braunschweig'le anlaştı. Eden Karze ve Spezia'dan teklif var. Ahmet Kutucu gitmedi bu arada. 2.850'lik bir geri dönüş yaptık. Yeni bir hedefim var. Kulüp Brugge'dan Antonio Nusa. 6 milyon euro teklif ediyorum. Oyuncunun değerinde anlaştık. Bu arada Karzev de gitmedi. Bir yandan Emmanuel Orban için Galatasaray'dan teklif geldi. Önemli bir soru var. Şimdi Antonio Nusa'yı sol orta saha yapabilirsem kaç hafta sürer? Çok hafta sürüyormuş. O zaman pozisyonu değiştireceğiz. Sol orta saha yerine orada sol kanat kullanacağım. Böylelikle oyuncu rahat rahat oynayacak. Ahmet Kutucu'ya bu sefer Ajax'tan kiralama teklifi var. Bir yandan da Union Berlin'den teklif geldi. Oyuncunun fazlasıyla talibi var. Karzeve'de Braga'dan teklif var. Yine 2.850 dedim. 2.7 milyon euroya anlaştık. Ahmet Kutucu gitti. Union Berlin'de. Eden Karzevi'yi de sattık. Braga ile anlaştı oyuncu. Son olarak da orta saha rotasyonuna yeni bir isim getireceğim. Arne Engels. 19 yaş 67 gende. Bu adamı Bundesliga 2'den getiriyoruz, Augsburg'dan. Ve transfer Başakşehir'de bu senede bitti. İşte görüntüde kullanacağımız 11. Konferans liginde kurallar şekilde Utrecht, Stabükreş, Wisla Plock hedef bu grupta liderlik. E grubunda ikinci olduk. Stabükreş lider 13 puanla, ön elemede rakip Lech Poznan. Abi yani bu gruptan lider çıkmalıydık. İç sahadaki Lech Poznan maçına geldik. İyi sonuç. İyi sonuç 2-1. Rövanştayız deplasmanda Polonya'da. 2-1 daha. Orban'ın golü de vardı bugün. Geldik son 16'ya. Dinamo Zagreb'le oynuyoruz. Bu arada son 16'da Beşiktaş Fenerbahçe eşleşmesi var. Biz tabi yolumuza bakmak istiyoruz. Cemal Sertel'in de 71'i sol bekte dikkat çekiyor derken 2-2. Deplasmandayız. Tamam mı devam mı? Çeyrek finale gidiyor muyuz? 2-1'le gidiyoruz. Evet, çeyrek finalde Beşiktaş Başakşehir. En azından yarı finale bir tane Türk takımı kalacak. Bu da bir gerçek. Deplasmanda 3-0'la çok iyi bir sonuçla dönüyoruz. Nereye dönüyoruz? Zaten İstanbul'da oynadık maçı. Geldik rövanşa. Kazanabilecek miyiz yine? 2-2 yetti. Sanırım burada en istemeyeceğimiz kura. Yarı finalde Arsenal rakip. İngiltere'de Arsenal Başakşehir. 4-1 kaybettik. Çok kötü sonuç. Bir yandan konferans ligi bize o kadar kötü etkiledi ki ligde nasıl bir sonuç alacağımızı gerçekten bilmiyorum. Toplamda 8-2 ile yarı finalde elendik. Sene sonu yaptık, yine dördüncülük geldi. Ligin devre arasında bu takım liderdi. 4 puanda ikinci ile aramızda puan farkı vardı ama ligin ikinci yarısı gerçekten felaket geçti. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 6-2'lik Kayserispor galibiyeti, 5-2 ile Ümraniye'yi geçtik, Trabzon'u yendik. Finalde Beşiktaş bizi yendi. Konferans Ligi'nin rövanşını aldı adamlar. Süper Kupa Manchester City, Şampiyonlar Ligi Manchester City, Avrupa Ligi bu sene Leverkusen ve Konferans Ligi Arsenal'ın oldu. Sene sonu Başakşehir'in takım kadrosu sağ orta sahada Henrique 85 oldu. Martin Van de Voort artı 3 gelişti. Hiç fena değildi bu sene. Cemal'in artı 4'ü vardı. Duarte herhalde gelişimini tamamladı gibi. Önümüzdeki sene yeni bir stoper arayabiliriz. Gerçi 17 haftası varmış 79 olabilmesi için. Duarte'yi rotasyon stoperi yapabilecek birine ihtiyacımız var. Mücahit de artı 2 gelişti. Bu adamlar 55 ve 52 maça çıktı. Niye bu kadar yavaş geliştiler gerçekten anlamış değilim. 3 hafta sonra Mücahit de 79 olabilecek bu arada. Yine devam ediyoruz. Artı 3'ümüz Karsten Sende vardı. 17K artı 3 gelişti. Defansif orta sahada. Yine Engels artı 2, Luiz Henrique 85 oldu artı 5'te, Antonio Nusa artı 5 dedi, Sova artı 3 dedi, Orban artı 6 gelişti ve performans anlamında alın size yeni Talisca. Merkez forvette 32 gol 13 asistle oynayan bir Sova. Orban çok iyiydi. Henrique, Berkay, Nusa diye de devam ediyor liste. 17K'nın asist sayısı da iyiydi. En değerli oyuncu an itibariyle Luiz Henrique. Şimdi gelelim sene sonu kar 12 milyon euro denilebilir. En fazla Henrique'nin forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu daha detaylı şekilde. Bir yandan Süper Lig'de gol kralı Hacı Wright ve Mustafa Muhammed. Sova bizden 3. Orban 5. Asist kralı Mustafa Muhammed'di Galatasaray'dan. Sova bizden 4.lüğü aldı. Gol yenmeyen maç sayısında ise Van de Voort 2. Yeni sezona başlıyoruz 17 milyon euroluk bir bütçeyle. Hedef ligde kesinlikle şampiyonluk. Bu sene rotasyonu birazcık daha arttıracağız. Özellikle bek rotasyonunda Liberato Casasi diye bir oyuncu var Empoli'de. Bu adamı istiyorum. 9.2 milyon euro %20 pay. Pay kaldı 8.6 milyon euro. Bu sene Leo Duarte'yi satacağız. Porto'dan teklif var. Oyuncu için 18.5'lik bir geri dönüş yaptık. Conceição ile anlaştım. Porto maaşta anlaşabilecek mi? Önemli soru bu. Genellikle Portekiz kulüpleri beni bu anlamda korkutuyor. Ama Leo Duarte Porto ile anlaştı. Mücahit'in yanına genç bir stoper daha gelecek. Abakar Lobadi Silva. Kulüp Brugge'da oynuyor. 9 milyon euroya Başakşehir'de. Yine orta saha rotasyona, daha doğrusu defansif orta sahaya bir transfer yapacağız. Inter'den Cristian Cáceres Jr. 8.3 milyon euro karşılığında onu da getirdik. Başakşehir'de gelenler ve gidenler görüntüde. Sene başı da 11 bu şekilde. Sol beke de kesinlikle transfer lazımdı. Cemali için 117 haftalar konuşulmaya başlandı. Çok fazla. Bir de son olarak Mahmut Tekdemir'in sene sonu kontratı bitiyor. Oyuncu önümüzdeki sene Başakşehir'de olmayacak. Ve yine yeniden Konferans Ligi'ndeyiz. Famalicão, Standard Liège, Rosenborg. Bu sene grup biraz dengeli ama Başakşehir bu gruptan lider çıkabilir. P grubunda ikinci olduk 10 puanla. Ön elemede Young Boys maçıyla devam edeceğiz. Açıkçası takım bir türlü istenilen başarıyı elde edemiyor. Özellikle ligde şu ana kadar yine iyi gitmiyoruz. Ve Konferans Ligi'nde Young Boys'a ilk maçta kaybettik. 2 şutta 2 gol yedik. Seneye bu takımda çok ciddi şeyler değişebilir. Deplasmandaki maç, 2-1'in rövanşı, 1-1 yetmedi. Konferans Ligi'nde eğlendik. Sene sonuna geldik. Ben o cümleyi kurduktan sonra takım gaza geldi herhalde. Ve 3. sıraya kadar geldi. Çünkü ben o cümleyi kurduğumda takım 6. sıradaydı ve hiç iddiamız yoktu neredeyse. İkinci yarı muazzam bir performans gösterdik. 4 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Yeter mi? Yetmez. Seneye hala yapmamız gereken çok şey var. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Trabzonspor penaltılarla bizi son 16'da çok erken bir şekilde eledi. Avrupa'da Leverkusen Süper Kupayı, Şampiyonlar Ligi'ni Dortmund aldı. Avrupa Ligi'ni AZ Alkmaar ve Konferans Ligi'nde zafer Napoli'nin. Sene sonu itibariyle Başakşehir'de overall'lar. Mahmut Tekdemir 57'ye kadar düşmüş. Van de Voort yeni sezonda bu takımdan gidecek. Hem kontratı yaklaşık 1 yıl kaldı hem de yeni kontrat oyuncu imzalamıyor. Bir de performansından çok aşırı memnun değilim gibi sanki. Bir yandan Liberato +4 dedi sol bekte, doğru bir transfermiş. Abakar +3 gelişti. Daha fazlasını bekliyordum ama 4 hafta sonra +1'i daha var. Mücahit de 82'yi buldu bir yandan. Karstensen +3 gelişti. 17K +5 dedi. Bu senenin en iyi gelişimlerinden biriydi 17K'nın gelişimi. Henrique 88 oldu. Antonio Nusani'yi transfer listesinde, onu hemen alalım. +3'lük gelişimde 80'i buldu. Sovas 81 dedi. Orban +5 daha dedi. Ve performans anlamında Orban bu sene çok ön plana çıktı. Sova, Henrique, Munir, Berkay 17K diye de liste devam ediyor. Munir'in çok az maçta çok üst düzey performans göstermiş olması gerçeği var. Şimdi bir yandan hemen gelelim piyasa değerlerine. Tabii ki de Luiz Henrique yine lider. Mali durumda 44 milyon euroluk kar. Bu sene en fazla yine Henrique'nin forması satıldı ve şöyle gelir gider tablosu. Krallıklara geldiğimizde ise Berisha ve Mustafa Muhammed gol krallığını paylaşıyorlar. Orban bizden 9. Asist krallığında Henrique bizden 3. oldu. Gol yenmeyen maç sayısında ise Van de Voort 8. Aslında Van de Voort birazcık daha iyi performans vermiş olsa bence şampiyon olmuştuk. 3 yıldır çok doğru yapılanma ama beklenilen sonuçları bir türlü alamama. Geçen sene Konferans Ligi'ni bu söylediklerimin dışında tutuyorum. 4. seneye başlıyoruz. Van de Voort'un gideceği 22 milyon euroluk bir bütçemizin bulunduğu bu sene. Oyuncu hala transfer listesinden çıkarılamıyor. Kontratı yenilenemiyor. Mutsuz ve bu adam artık gitmeli. Bayern Münih'ten Van de Voort için teklif var. 26.600 teklif. Tabi alabileceğimiz maksimum teklifi almak zorundayız. Oyuncunun kontratı daha fazla olsaydı başka şeyler konuşurduk. Pay arttırabiliyor muyuz? Hani belki ileride şu paydan bir şeyler kazanırız derken gerginlik inanılmaz seviyeye geldi. Oyuncuyu gönderiyoruz. Evet, Martin Van de Voort 3 yıldır Başakşehir'deydi, artık Bayern Münih'te. Bizim de yeni bir kaleciye ihtiyacımız var. Kaleci tercihim İspanya'dan, Real Betis'ten Álex Remiro, 30 yaş 84'ken. İstedikleri fiyat biraz fazla ama şöyle bir teklifte anlaşabiliriz diyeceğim. 35.500. Edgar için teklif geldi. Antwerp'ten 3 milyon euro. Ve Edgar bu takımdan gitti. Belçika'ya bir oyuncu daha sattık. Bu sene gelenler ve gidenler görüntüde. Ve artık Avrupa Ligi'ndeyiz. Playoff oynayacağız. Rakip Young Boys. Bu sefer bir önceki maç gibi olmayacak bence. Deplasmanda 3-3 bitti. Hayır. Bir kere daha aynısını yaşamak istemiyorum. Hem de bu sene Avrupa Ligi'ne kesinlikle gitmeliyiz. Young Boys bizi eğlerse Young Boys'u gider alırım. Yani gider alırım dedim. Ryder var, onlar iyi oyuncu. Birkaç tane daha vardır diye düşünüyorum. 2-0 kazandık, Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi'nde G grubu Sassuolo, Slavia Prag, Apoel. Ben diyorum ki liderlik, siz deyin ki ikincilik. bu gruptan çıkarız. Avrupa Ligi 6'da 6 liderlik geldi. Son 16. Rakip Wolfsburg. Diğer takımlara baktığımda özellikle Manchester City, Real Sociedad gibi takımlar gerçekten ön planda. Yani biz turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ve Almanya'da bir birlik sonuç. Başakşehir mi yoksa Wolfsburg mu? İstanbul'da kazanan Başakşehir 2-0 Luiz Henrique. Çeyrek finalde Villarreal mi Başakşehir mi? Oyarzaballı bir Villarreal karşımızda. Gerçekten ciddi iyi takım. 2-2. Yine deplasmanda gittik, berabere kaldık. İç sahada yine turu alabilecek miyiz? 3-1 kaybettik uzatmalarda hem de. Orban'ın 86'daki golü yetmedi. Kazanabilirdik. Kazanabilirdik. Sene sonu zirvede Başakşehir'in ismi var 85 puanla. Nihayet şampiyonluğu aldık ligde. Türkiye Kupası'na geldik. Burada 8-2'lik Alanya galibiyetiyle başladık. 4-2 Konyaspor, 6-4 Kayseri ve finalde Galatasaray bizi yendi. Avrupa'da ise Süper Kupa Dortmund'un, Şampiyonlar Ligi'ni bu sene Liverpool aldı. Avrupa Ligi'nde zafer Manchester City'nin. Şaşırttı mı? Hayır. Konferans Ligi ise PSV'nin. Sene sonu kadro görüntüde. Bu kadro adım adım Şampiyonlar Ligi'ne doğru gidiyor. Berkay Özcan orta sahada gelişmiyor. Artık orta sahaya iyi bir transfer gerekiyor. Yine defans hattında soru işaretleri var kafamda. Álex Remiro +1 dedi bu sene. Önümüzdeki senelerde de +1'er gelişirse benim için yeterlidir. Liberato +4 dedi. Sol bekte çok önemli gelişim. Mücahit +1 dedi kaptan. Silahi'yi de +3 dedi. 80'e ulaştı oyuncu. Bir yandan da 17 haftası var. 81 olmak için. Yine devam ediyoruz. Dikkat çeken bir isim var mı derken Kars'tan senin artışını hiç beğenmedim. Acaba önümüzdeki sene sağ bek almalı mıyız? 17K +5 daha dedi defansif orta sahada. İnanılmaz bir seviyede. Luiz Henrique +2, Nusa +3 dedi. Sobat'ta artık zorlanmaya başladı gelişim anlamında. Ama bir isim var ki +5 daha gelişti. Orban bu senede en fazla golü takımda attı. En iyi performans toplamda Henrique'den geldi. Sobah, Nusa, Berkay 17K'da çok önemli performanslar gösterdiler. Bir yandan da takımın en değerlisi Brezilyalı kanat oyuncumuz Luiz Henrique. Sene sonu itibariyle 104 milyon euroluk kar. Seneye iyi bir bütçe bekliyorum. Orban'ın forması en fazla formayı sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu görüntüde. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkabilecek seviyede bir takım oluşturduk. Bu sene gol krallığında Orban 3.'üydü bizden. İnanılmaz gol sayıları var yalnız. Trezeguet 31, Caio Jorge 30, Orban 29. Bu nasıl bir yarış? Asist kralı Henrique bizden, ikinci de Nusa. Gol yenmeyen maç sayısında Remiro 3. Remiro bence bu sene şampiyonluğu getirdi. Yeni sezon Başakşehir'de başlıyor. 34 milyon euroluk bütçemiz var. Hedef orta saha. Tabi önce kontratı bitecek isimlerle yeni kontrat imzalamalıyız. Bu arada Muhammed Şengezer de yeni kontrat imzalamadığı için Başakşehir'den ayrıldı. Tabi bizden ayrıldıktan sonra kulüp bulamadığını da düşünürsek Muhammed Şengezer yeniden Başakşehir'e doğru geliyor. Ben bir orta sahaya göre çok iyi performans verebileceğini düşündüğüm için Felix'i Başakşehir'e getirmeye karar verdim Wolfsburg'dan. Bu adamın bence özellikleri çok dengeli. Tabi mevcut bütçe itibariyle yine transferi kapattık. 2 transfer bizim için yetti. Gözlerde Şampiyonlar Ligi ışıltısı var. Playoff'ta ise rakip Hajduk Split. Herkes Şampiyonlar Ligi diyor. Adım adım diyor. Gelebilir diyor Şampiyonlar Ligi. Yine deplasmanda 2-2 berabere kaldık. Bu deplasman sorunsalını bir türlü çözememiş Başakşehir. Ve rövanş zamanı. İstanbul'da Şampiyonlar Ligi geldi. Sova sayesinde. Şampiyonlar Ligi'nde ise çıkılabilecek bir kura Leverkusen, Fiorentina, Kopenhag. Ben Leverkusen'da geçilebilir diyorum. Şöyle kadroya tekrar bakıyorum. Bu kadro geçer. Şampiyonlar Ligi'nde 11 puan. İkinci olduk. Leverkusen'da 11 puan toplamış. Biz Real Madrid'le eşleştik. Leverkusen'da Atletico Madrid'le. Çok değişen bir şey oldu mu emin değilim. Evet, geldik Real Madrid maçına. Vinicius, Mane, Saka hücum attı. Yalnız defansta da Delit, Alfonso Davies, Cancelo bayağı transfer yapmışlar. Cristian Romero'yu gördüm derken Başakşehir 2-1 kazandı. Biz zorlarız. Biz sonuna kadar mücadele ederiz. Şimdi yapacağımız çok ufak bir şey var. Deplasmanda berabere kalmayı çok seven bir takımız. Ama kazandık bu sefer Orban. Real Madrid'i eledik, çeyrek finaldeyiz. Çeyrek final rakip Chelsea. Bu arada Leverkusen'da yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi finali Başakşehir Leverkusen. Hadi bakalım. 1-1 bitti. Kendi evimizde kazanamadık Chelsea'ye karşı. Hayaller ve hayatlar. Ama bizde Orban var, tamam mı? Çıkar. 2 tane atar, bu maçı kazanırız. 2-1 kazandık. Orban bir tane attı. Yarı final geldi. Ama Leverkusen elendi. Olacak iş değil. En sevmediğim kurallardan biri, yarı finalde Paris Saint Germain'le eşleştik. Ya bu kurallarda Mbappe Paris'ten gitmiyor. Sağ solda belli olmuyor. Bir gün çıkıyor hiç gol atamıyor. Bir gün çıkıyor 3 tane atıyor. Pepe bir tane attı, Paris kazandı. Yarı finalde yolun sonuna mı geldik? Bu hikaye böyle bitmemeli. İstanbul'da rövanş günü 2-1 kaybettik. 85'te Orban penaltı kaçırdı. Pepe'ye engel olamadık, hem de 2 maçta da. Peki ya ligde ne oldu? 93 puan, şampiyon yine Başakşehir. Döndük kupaya, 3-2'lik galibiyetle başladık. 6-1'le İstanbulspor'u yendik, Hatay'ı geçtik, Fenerbahçe'yi eledik, Ümraniye'yi de finalde 3-1'le yenip kupayı aldık. UEFA'da Süper Kupa Liverpool'un, Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain'in oldu. Avrupa Ligi Juventus, Konferans Ligi ise bu sene Rapid Wien. Bir yandan sene sonu takım kadrosu görüntüde. Orta sahada acaba Felix nasıl simülasyon performansı gösterdi? Çünkü gelişiminden çok memnun değiliz. Stoperde de Sila'nın biraz sıkıntısı var. Aynı şekilde Karsten Sen'de de problem var bence. Bu arada Ahmet Kutucu takımdan ayrılacak. Onu da söylemem gerekiyordu. Remiro +2 güzel gidiyor. Liberato +2 dedi yine. Sila da +2 dedi ama yeni düşük abi. +2 yeter mi? Yetmez. Seneye bir tane stoper, iyi bütçeyle başlarsak özellikle. Mücahit 85'i zar zor buldu. Karsten Sen +1 daha dedi zoraki. 17K 92 oldu. İnanılmaz bir gelişim. Kanat rotasyonunda istediğimiz performans, istediğimiz gelişim Munir'den var mı? Ara ara performans anlamında var ama gelişim anlamında kesinlikle yok. Felix +1 dedi. Henrique +2, Nusa +3, Sova +2 derken Orban +4'le bu senede müthiş gelişti. Müthiş de performans. 47 gole doğrudan etki. 7.79 ortalama puan. Emmanuel Orban, Nijeryalı forvet karşınızda. Bir yandan tabi Sova, Henrique, Nusa, Karsten Sen'in sağ bekten performansı, Felix'in orta saha performansı hiç kötü değildi. Ya bu sene yine çok şey kazandık diyebilirim. En değerli oyuncu Orban. Tabi Şampiyonlar Ligi'nde çok ilerledik. Kar 139 milyon euro. En fazla Orban'ın forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Satılan oyuncu 0 euro. Geldik Süper Lig'de gol krallığına. Orban 29 golle kral. Asist kralı Ferdi Kadıoğlu. Gol yenmeyen maç sayısında Gazaniga Fenerbahçe'den lider. Remiro 3. Sezona Ahmet Kutucu'nun gidişiyle başlıyoruz. Yedek forvet ihtiyacı var. 55 milyon euroluk bütçemiz var. Bakacağız. Müthiş bir stoper takviyesiyle başlayacağız. Hedefte Antonio Rüdiger var. Leverkusen'dan 22.2'ye bitti bu iş. Forvet rotasyonu için hedefte Junior adamı var. 18.9'a da bu işi çözdük. 2 tane son 12 ay kontratı kalmış futbolcu. Çok zorlama bir transfer deneyeceğim. Takasta Munir'i versem, üstüne 5 milyon euro %15 pay versem. Engoma'yı kabul etmediler. Ravel Tagir'i takasta kullanmamı istiyorlar. Bizim için uygundur abi. 6 milyon euro pay Ravel Tagir. Yeni sezonunda transfer harekatı bitti. Kesinlikle önemli hamleler yaptık ve bu seneye bu takım bomba gibi hazır. Şampiyonlar Ligi'nde playoff, rakip Slavia Prag. Hadi çocuklar, geçen sene yaptınız, bu sene de sorunsuz Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Ve rövanş. Başakşehir Slavia Prag İstanbul'da 1-0. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde Chelsea, Salzburg, Shakhtar. Chelsea ile tam kıyasıya bir birincilik mücadelesi bekliyorum. C grubu 12 puan liderlik geldi. Chelsea 3. oldu, Salzburg 2. olmuş. Hayır. Nasıl oldu bu ya? Niye Paris Saint Germain? Niye son 16'da yani mesela? Evet, korku dolu gözlerle Paris Saint Germain deplasmanına geldik. Oyunculara güvenim tam. 1-1 bitti deplasmanda. Rövanşa geldik. Orban bak, Mbappe'yi geçme günü bugün. Seni bugünler için aldım, yetiştirdim. 93 yaptım, 1-0'la çeyrek finaldeyiz. Paris evine gidiyor. Sıradaki takım Tottenham. Şunu söyleyeyim, çok iyi kurallar varmış. Tottenham onların yanında birazcık daha zor ve 2-1 kaybettik. Ligde dahil 3 maçtır 2-1 kaybediyoruz. Bugün bu dönmeli. 3-1'le yarı final geldi. Of. Yarı final City Başakşehir. Evet, Haaland mı Orban mı? Bugünün sorusu da bu. 2-2 bitti. Ve gün geldi. Yine deplasmanda berabere kaldığımız bir rövanş, 1-0'la Nusa'yla finaldeyiz. Süper Lig'de ikinci olduk 74 puanla, evet. Kesinlikle beklediğim bir şey değildi bu. Nasıl başaramadık şampiyonu bilmiyorum. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 4-3'lük galibiyet. Beşiktaş'ı yendik, Trabzon'u geçtik, Antalya'yı 8-3'te geçtik. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finali var. UEFA'da Süper Kupa Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde rakip Real Madrid, Avrupa Ligi'ni Monaco aldı, Konferans Ligi'ni ise Manchester United. Kadroyu zaten buralara birlikte getirdik. Rüdiger ya idare etti bence bu sene. Álex Remiro'nun artı 2'lik gelişimi vardı. Yine eksi 3 Rüdiger, Mücahit artı 2 gelişti, Sila artı 2 gelişti ve Sabek'te Kars'tan sen inanır mısınız artı 2 gelişti. Genellikle artı 1'e de bağlamıştı oyuncu. 17K artık artı 1 gelişti. Çoğu oyuncu gelişimini tamamladı. Çok acayip gelişimler görmedik. Performanslarda ise bir Orban gerçeği var. Sova, Henrique, Felix, Nusa'da inanılmaz oynadılar. En değerli oyuncu Emmanuel Orban. Şöyle karı göstereyim, 159 milyon euro. En fazla Orban'ın forması satıldı. Gelir gider tablosu da ekranda. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında iddiamız var mı? Hayır. Asist krallığında iddiamız var mı? Hayır. Gol yenmeyen maç sayısında iddiamız var mı? Hayır. Niye böyle oldu? Süper Lig'de ise Remiro 9. olmuş. Uf, çok geride. Asist krallığında Nusa 4. Gol kralı Orban. Hadi final zamanı. Real Madrid Başakşehir. Sova. Sova. O nasıl bir pas? Sova'dan Henrique'ye harika bir top. Henrique içeri girdi. Pası verdi. Baskı var, olmadı. Felix. Vuruş geldi. Kurta. Baskı. Bir anda boşta kalan top. Orta geldi. Ah be. Nusa getiriyor, hala Nusa verdi pası Orban'a. Orban karşı karşıya, Kurtuğa dönen top, defans delit. Mane, Valverde, Casasi aldı. Sova çok iyi döndü. Sova topun dibine girdi. Sova müthiş bir gol attı. Barella, Valverde vurdu, Remiro. Valverde ortayı yaptı derken büyük bir hata geldi. Son anda Rüdiger. 17K. Sova iyi pas. Orban şimdi sağ tarafa oynadı. Luiz Henrique karşı karşıya. Luiz Henrique kaçırdı. Dönen top Sova. 2-0. Sova. Şimdi Orban kaleye, Kurtuğa. Antonio Nusa. Felix döndü. Felix pası verdi Orban'a. Orban çekti. Orban git dedik ona. Karstensen. Pas Sovaha, Orban aldı. Offside dedi hakem. 17K. Felix defansın arkasına. Yine Sovaha aldı ama son anda upa. Osimhen, Valverde. Verdi pası Saka. İyi top. Osimhen çok iyi oynadı, Valverde. 90+1 fark 1. Ve maç bitti. 2-1 kazanıyoruz. Kaptan Mücahit geldi. Kupayı aldı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Başakşehir. Önce Türkiye Kupası'nda final var. Sonra da Süper Kupa'yı oynayacağız. Türkiye Kupası'nı 2-1 kazandık. Süper Kupa'da ise rakip Monaco. Geçen sene Avrupa Ligi'ni onlar almıştı. Bu sene artık Rüdiger'i oynatmayacağım. Sila Mücahit yapabiliriz stoper hattında. Ve hadi finale başlayalım. Musa'dan Orban'a. Orban şimdi Sova'la oynadı. Sova karşı karşıya. Golle başlıyoruz. Dakika 3. Musa. Çok iyi döndü bu arada. Antonio Nusa. Nusa birebir. Antonio Nusa. Sağ tarafta Orban var. Orban aldı topu. Son anda Fran Garcia. Henrique döndü. İyi top. Felix verdi. Vuruş. Bir daha vuruş. Sovah'tan korner. Nusa ortayı yaptı. Defans karşıladı. Henrique indirdi. Bir vuruş gelir mi? Mücahit'ten. Direkten döndü, dönen top. Orban yerde, hiçbir şey yok dedi. Bir kafa vuruşu. Hilgers. 17K. Oradan şut. El var. Sova topun başında. Dakika 24. Sova kaleye out. 17K. Şimdi onunla çıkıyoruz. 17K verdi pası Sova'ha. Sova. Orban. Döndü Orban. Pas solda Nusa'ya. Nusa verdi. Felix. Pas Orban out attı. Antonio Nusa açık alanda 1'e 3 gidiyor. Nusa ilkini hızıyla geçti. İkinciyi de geçti. Ama Nusa ters ayağıyla çok kötü vurdu. Kalasic. 2 kişi geçti. Kalasic pası da verdi. Remiro. Top Nusa'ya geldi. Nusa sol oynadı. Casasi. Şimdi Orban alır mı? Orban aldı. Topun dibine girdi kaleci Kun. Bu arada müthiş bir pas. Vuruş 2 oldu sola. Kalecinin büyük hatası. 17K'ya geldi o top. Müthiş geldi hem de. 17K verdi son anda defans. Henrique. Orban'dan iyi top. Felix vurdu. Kaleci Kun. Nusa orta kafa yanalar. Carstensen'de bir kontra şansı. Carstensen verdi pası. Sova aldı. Sova topun dibine. Orban'a iyi top. Orban attı golünü. 3-0. Caicedo aldı. Müthiş müdahale. Doku. Caicedo etkili geldiler. Doku ortaladı. Kafa vuruşu Remiro. Kamara orta. Bir vuruş Remiro'da. Doku. Caicedo. Doku aldı önüne. Jeremy Doku direkten döndü. Orban. Ve maç bitti. 3-0. Kaptan Mücahit geldi. Önce Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Sonrasında da UEFA Süper Kupası Başakşehir'in videonun da sonuna geldik. Benzer videolar için şurada hemen oynatma listesi paylaşacağım. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.